Değerli meclis başkanları, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Karşı karşıya kaldığımız COVID-19 salgını farklı coğrafyalarda yaşasalar da insanların kaderlerinin birbiriyle bağlı olduğunu net ve acı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sağlık sektörüne yapılan yatırımların sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için ne kadar hayati olduğunu da gözler önüne sermiştir. Salgınla mücadelede alınan önlemler daha çok ulus devlet düzeyinde ve korumacı nitelikte olsa da bu krizin üstesinden gelmek ancak küresel ölçekte benimsenecek topyekün bir mücadele anlayışıyla mümkün olabilir. Bu noktada altını çizmek isterim ki güçlü ulus devlet ile güçlü çok taraflılık ve daha etkili uluslararası örgütler kavramları birbirlerinin ikamesi değil, bilakis tamamlayıcısıdır. Bu anlayış sayesinde Türkiye, salgın sürecinde hem yurt içinde başarılı bir mücadele yürütme hem de yurt dışından gelen onlarca yardım talebine el uzatma kudretini gösterebilmiştir. Biz, dünya milletleri olarak büyük bir ailenin fertleriyiz. Salgın sonrası dönemde ortak geleceğimizin daha güçlü ve sağlam bir şekilde yeniden inşası için çok taraflılık ilkesi ışığında daha çok işbirliği ve dayanışma sergilememiz gerektiğini vurgulamak istiyorum.